Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki öncelik hep transfer. Çünkü yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor takımlarımız. Onlardan biri de Beşiktaş. Çünkü şu günlerde atacağınız adımların doğru olması sizin yeni sezon için şampiyonluk iddianızın güçlü olması anlamına geliyor. Bu manada da Şenol Güneş, Ceyhun Kazancı, Ahmet Nur Çebi ve yönetim birlikte hareket ediyorlar. Transfer sürecini tamamlamak için bir yandan da tabii sezon hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar, kamplar, maçlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Onları söyleyebiliriz. Bunlar da işin bir başka ve önemli tarafı. Şimdi hemen şöyle içeriden bir iki tane haberle başlayalım. Çünkü sizler de merak ediyorsunuz. Aslında ben de merak ediyorum. Ama bir türlü sonuçlanamayan birkaç tane olay var. Onları sizlerle paylaşmaya çalışayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Ve bu videoda Şenol Güneş'in listesindeki yeni sezon yıldızlarından sizlere bahsedeceğim. Hangileriyle ne kadar mesafe kat edildi, şu anda hangileri imza aşamasına geldi, onlarla ilgili bilgi aktarımını gerçekleştireceğim. Önce dediğim gibi içeriden bir başlayalım. Şöyle, Beşiktaş 1 Temmuz'da sezon açılışı yapacak. 9 Temmuz'a kadar İstanbul'da olacak. 9 Temmuz 21 Temmuz arasında yurt dışı kampını gerçekleştirecek. Yurt dışı kampında planlanan 3-4 tane maç olacak. O maçlardan sonra 27 Temmuz 3 Ağustos 2. ön eleme turu Konferans Ligi. O maçların işte ilki ve ikincisi rövanşı gerçekleşecek. Öncelikle bir kamp sürecini bu şekilde, sezon açılış ve kamp sürecini bu şekilde anlatabiliriz. Hemen arkasından yine çok merak ediyorsunuz. Saiz ile ilgili bir gelişme. Saiz ile ilgili gelişmeler genel anlamda çok olumlu değil. Yani kalması yönünde olumlu değil. Ve gerçekten de Premier Lig derken bir anda Fransa Ligi çok daha fazla talipli oldu Saiz'e. Marsilya ve Lens istiyor oyuncuyu Saiz'i. Lens ve Marsilya ikilisinden biri. Ama tabii daha transferde önümüzde çok gün olduğu için bir anda başka şeyler değişebilir. Rota başka noktaya doğru da dönebilir. Onu da özellikle söyleyelim. Gelelim Redmond meselesine ki bence Saiz'ten daha önemli olan kısım Redmond meselesi. Çünkü Redmond'dan Şenol Güneş çok yüksek bir verim almıştı. Redmond menajeri Simon Bailiff ile kendisi de görüştü. Beşiktaş kulübü de görüştü. Şartları masaya oturup konuşuyorlar. Yani menajerine hangi şartlarda kalabileceğini söylüyor. Menajeri de bunu Beşiktaş kulübüne iletiyor. 29 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş kulübünün önerdiği maaş 1,5 milyon euro. Ancak menajeri Simon Bailiff'in söylediğine göre 2 milyon eurodan aşağıya imza atmak istemiyor diyor Redmond. Dolayısıyla şu anda bir tıkanıklık var. Sadece iyi niyet göstergemiz olarak şunu da bilmeniz gerekiyor. Biz imza parası istemiyoruz. Serbest oyuncu konumunda olmamıza rağmen diyorlar. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Bu da tabii Beşiktaş açısından önemli bir konu. Onu özellikle söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim isterseniz. Nereden devam edelim? Yeni transferler sürecine geçelim. Söylediğimiz gibi. Ama bu arada bir küçük belki ilave daha yapmak lazım. Sergen Yalçın Neftçi Bakü ile görüşmek üzere Azerbaycan'a gitti. Yani Azerbaycan'da iş yapar mı? Sergen Yalçın bir Beşiktaş efsanesi. Tabii ki yapar. Çünkü futbolun dili ortaktır. Öyle bakmak lazım. O manada baktığımda da ben Sergen Yalçın'ın başarılı olacağını düşünüyorum. Tabii ekibinin de çok ciddi ve güçlü bir ekip olduğunu da söylememiz lazım. O ekip onu genellikle iyi noktalara taşıyor. Onu da özellikle vurgulayalım. Şimdi yani Sergen Yalçın'a da başarılar dileyelim. İki devlet tek millet şeklinde anıldığımız Azerbaycan'da onun başarıları sadece bizi değil iki ülkeyi de mutlu edecektir diye düşünüyorum. Böyle bakabiliriz. Peki şimdi devam edelim. Sergen Yalçın'la ilgili de bir iki cümle söylemiş olduk. Transfere doğru gelelim. Şimdi Şenol Güneş'in istediği oyuncularla yeni yıldızlar takımı oluşuyor.
Yıldızlar takımı için tabii ki kulüp çok yüksek bedeller ödemek istemiyor. Ama genel anlamda baktığımızda da yeni sezon için 4-5 tane önemli oyuncunun transfer edilmesinin söz konusu olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Öncelikle stoper bölgesinden başlayalım. Çünkü orta sahaya 2 oyuncu, asgari 2 oyuncu, 3 oyuncu olabilir transferi. Stoper bölgesi ve sol kanat, santrofor bölgesine transferler söz konusu. Bunlarla ilgili aldığımız bilgiler, daha önceki bilgilerin geliştirilmiş halini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sürpriz isim var. Gerçekten bana da sürpriz geldi ve Beşiktaş onun fiyatını sordu. Kiralama için de bir ön teklif yaptı. O isimden bahsedeceğim. Stoper konusuna gelelim. Şimdi kamuoyuna Juan Jesus ismi geldi. Napoli'nin stoperi. Yalnız şöyle bir gerçek var. Yani ben bazı şeyleri sizlere verirken kamuoyuna yansımasına rağmen olumsuz düşüncede olduğumu da söylüyorum. Napoli'li oyuncu ayrılmak istiyor. Orada bir sıkıntı yok. Neden ayrılmak istiyor? Sadece 19 maç oynamış. 2025'te sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri de çok yüksek değil. 32 yaşında Brezilya milli takımında da oynamış. Neden çekincem var? Onu da hemen söyleyeyim. Şunun için. Çünkü sol ayaklı stoper. Dolayısıyla Omar Coley'de olduğuna göre ikinci bir sol ayaklı stoper oraya pek düşüneceğini sanmıyorum Şenol Güneş'in. Emrecan Uzunan'la da orayı ikame edeceklerini düşünüyorum. Bu benim düşüncem onun için. Ama bir isim var ki o isimle ilgili transfer iddialarının daha güçlü ve mantığa da daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Charles Castelletto'dan bahsediyorum. Nant'ta oynuyor Castelletto. O işte iki ayağını da kullanan stoper. O açıdan çok önemli. Avantajı var. Kamerunlu, böyle söyleyebiliriz. 28 yaşında ama şöyle bir durum söz konusu. Bonservisi 5 milyon eurodan aşağıya inmeyecekmiş gibi görünüyor Nant'ta. Hemen bakalım, 2026'ya kadar sözleşmesi var. Oyuncu da bu sezon 48 maç bir asisti var. Çok da gitmeye sıcak bakmıyor ama tabii takımlar genellikle oyunculara kulüp ara diye de bir talimatta bulunuyorlar. Charles Castelletto'yu bir kenara yazalım ama onun dışında da daha önce gündeme getirdiğimiz stoperleri tekrarlamak istemediğim için bir kenara yazıyorum. Şimdi gelelim bu transfer sürecinin orta alan çeşitlemesine, ki orta alan çeşitlemesi gerçekten çok önemli. Lanzini'den bahsettik. Lanzini West Ham'da 2023'te sözleşmesi bitti. Bonservisi elinde, 30 yaşında, 10 numara oynuyor ve görüşmelerin olumlu ilerlediği isimlerden bir tanesi. Onu özellikle söyleyelim. Peki Lanzini yalnız mı kalacak? Başka bir oyuncu onu ikame edecek şekilde orta alana transfer edilecek mi? İşte burada Şenol Güneş devreye girdi ve dedi ki benim de bir 10 numaram var. Ben onu yeniden hem Türk futbolunda hem Beşiktaş'a kazandıracağım. Yani Beşiktaş'ta oynayarak kazanacak, Beşiktaş da kazanacak, oyuncu da kazanacak şeklinde bir yönetime sunduğu bir isim var. Yusuf Yazıcı'dan bahsediyoruz. Yusuf Yazıcı konusunda Lille'le pazarlıklar yapılacak. Hatta bir ipucu da söyleyelim. Burak Yılmaz'ın yardımcısı olması durumunda açıklandığı andan itibaren de Lille'den bu konuda görüşmeler yapabilecek, Lille'i ikna edecek kişi olarak da gündeme geldi. Yusuf Yazıcı konusunu da yazalım. Yani Lanzini ve Yusuf Yazıcı 2-10 numara gibi duruyor Beşiktaş'ın transfer listesinde. Milli takım için de çok değerli Yusuf Yazıcı'nın tekrar geri dönüşü, onu da söyleyebiliriz. Kondogbia'yı söyleyelim ön libero olarak. Çünkü Kondogbia gerçekten de çok istenen bir oyuncu. Ama Kondogbia ile ilgili gelişmeler çok çok iyi ilerlemiyor. İşte bir başka takımlar devreye giriyor. Mesela şimdi de Lyon ve Marsilya devreye girdi. Laurent Blanc onu almak istiyor. 2024'te sözleşmesi bittiği için
Atletico Madrid 8 milyon euro istiyor. Yani işler çok tadında gitmiyor. Ama Beşiktaş indirim talep etti. 2,5 milyon euro da maaş vermeyi planladı 27 yaşındaki oyuncu için. Ama bilinen bir gerçek var ki çok da seri gitmiyor. Ama biz bazen böyle çok olumlu gitmeyen transferlerin de gerçekleştiğini gördük. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim bir başka isme. Kuzyaev'e. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in sordular. Yani tamam mı alalım mı diye. Şenol Güneş artık onay verdi Zenitli oyuncuya. Kuzyaev'e. Kuzyaev sözleşmesi bitmiş. Elinde Şenol Güneş'ten de onayı aldı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu. Hatta bütçeler üzerinden de görüşme gerçekleşti. 2+1 yıllık. Beşiktaş 1,5 milyon euro veriyor. Oyuncu 2 milyon euro istiyor. Bir de imza parası. Büyük bir olasılıkla Kuzyaev artık orta sahada merkez orta saha oyuncusu olarak Beşiktaş'a gelecek oyunculardan biri olacak. Ama asıl bomba işte tam da burada patlıyor. Onu özellikle söyleyelim. Beşiktaş yani hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la anılan Renato Sanchez'in durumunu sordu Paris Saint-Germain'e. Dedi ki nedir merkez orta saha oyuncusu, düşünceniz ne? Onlar da biz... oyuncu tabii bizim kulüplerimizin satın alma durumları söz konusu değil. Büyük bütçeleri olan oyuncu Renato Sanchez'i kiralık olarak verebiliriz diye düşününce Beşiktaş'ta fiyatını sordu. Şu anda bir ön görüşme var. Netleşmiş bir durum söz konusu değil. Netleşince de size bilgisini vereceğiz ama hani Renato Sanchez'li, Kuzyaev'li, Lanzini'li, Yusuf Yazıcı'lı, Salih Uçan'lı, Amir Hatsi Ahmetoviç'li, yani gerçekten de mükemmel bir orta saha Jetson Fernandez'li. Tabii Jetson Fernandez'in gitme ihtimalini de Beşiktaş gündemde tutuyor. Gelelim kanat oyuncusu. Kanat oyuncusu Ekambi'yi biliyorsunuz Abubakar önermişti. Almamız lazım. İşte tam da burada bir enteresan gelişme oldu. Bir sürpriz gelişme. Halil Dervişoğlu gündeme çok güçlü bir şekilde girdi. Neden girdiğini de söyleyelim. İki tane nedeni var. Birincisi ve en önemlisi 8+3 kuralını tamamlayan bir oyuncu olduğu için, yani zaman zaman ihtiyaç halinde 8+3'te kullanacağınız oyuncu. İkincisi santroforda oynuyor, kanat bölgelerinde de oynuyor. Yani oralarda da kullanabileceğiniz bir oyuncu. Brentford'da bir de cazip teklif sundu Beşiktaş. Yani Beşiktaş adına cazip ama Brentford adına bilmiyoruz. Sezonu Burnley'de geçiren oyuncu için bize kiralık verin, ikinci satışından %50 verelim size. Para ödemeyelim dediler ya da 1,5 milyon euro ödeyelim, ikinci satışını daha düşük tutalım diye bir teklif yaptı. Şu anda bu teklifi Brentford düşünüyor. Babası Muzaffer Dervişoğlu da bu transferin konuşmalarını doğruladı. Beşiktaş dışında bazı talepler de var oğluma dedi ama Beşiktaş'ın güçlü talebini de dile getirdi. Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.